Bu çocuklar kaç yaşında? Kim abi? Gördük İmamoğlu'nu gördük. Şu ha? An İmamoğlu'nu gördük. Akbil kaç para oldu paşam? Ha? 2,5 yılda Akbil'e ne kadar zam geldi? Aslan parçası biliyor musun? Akbil bilmem ama dolar 9 lira 30 kuruş oldu. Dolar evet. Dolar niye 9 lira 10 kuruş? Sana dün yayında attım Süper Podcast'ını izledin mi? Yerden bulduğun sigara makinesini alıp paylaşma imkanı var mı? Smog Nord 4 abi bunun markası. Podcast'ı da daha izleyemedim. Dediğim gibi İşte davayla uğraştık, sonra Mars geldi falan. Benim çok oturup bir şey izleyebilecek, dinleyebilecek vaktim olmadı. En yakın zamanda bakacağım. Bir Alef'e bakacağım inşallah. Bir de senin dediğine bakacağım. İkisi aklımda. Dolarla ne iş yapıyorsun? Acıtıyor. Ama memleket elden giderse bırakın. Eski tüp kuyruklarını bırakın da ya. Millet şu an para bulup da tüp alamıyor, tüp. Aldın ya 100 lira olmuş 100 lira. Ne yapmış? AK Parti ne yapmış? Söyle bakayım AK Parti ne yapmış? Bu ülkede açığa susuza herkese ekmek veriyor AK Parti ya. Daha millet sokakta yatıyor ya. Postane hiç. Hepsi sattı. Sattı. Türkiye'yi sattı. Türkiye'de ne kalmış? Türkiye'de ne kalmış? Ne kalmış? Senin vergilerinle kendine saray yapıyor saray. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi kim daha iyi çalışırsa Esenler'miş burası bu arada arkadaşlar. Esenler. Ama şu an benim için Refah Partisi. Neden yeniden Refah Partisi? Hayatımda ikinci defa Refah Partili birini görüyorum. Oha biraz bakayım şöyle. Gel bakalım. Çünkü dürüst. En azından yeni bir kan lazım. Şu anki iktidarın yapmış olduğu şey birçok şey biliyoruz. Allah razı olsun ama bundan sonrası gidemiyorlar artık yani. Değişim şart Türkiye için. Yani şu an tepedeki halkın arasına inip marketlere dolaşıp sen 85 milyar maaşınla bunun fiyatı 100 milyar maaş. Misal bunun fiyatı iyiymiş dersen o zaman asyolojide geçinen insan o zaman abi ölsün. Var mı yanlış? Sen tepeden halkın arasına inmezsen bu iş olmaz. Ama bütün etraftakiler ülke uçuyor dediği zaman bu iş de olmaz. İneceksin halkın derdini dinleyeceksin. Sokakta insanlar ne sıkıntı dinleyeceksin. Yani sadece mülteci sorunu yok. Diyorlar ya işte 35 milyar dolar diyorlar harcılık diyorlar ya mülteciler. Sana bir şey söyleyeyim mi? 500 milyonluk ev kiraları 1000 lira oldu ya. Vatandaşın cebinden çıkan 500 milyonları da konuşmuyorlar. Var mı yanlış? Onlar hiçbiri katmıyorlar yani. Şu an Bodrum 500 milyonluk 2000 liralık kira veriyor insanlara. Yazık günahdır ya. Esenler rantlaşma olmuş. Baksana şuraya her taraf rantlaşma. Yeşil alan diye bir şey kalmamış. Sen Esenler Belediyesi olarak ben burada büyümüşüm. Buraya bakmıyorsun ama yanlış anlama. Ekranlarda şov yapıyorsun. Ama şu an bu vatandaşın etrafını dolaşmıyorsun. Yani bu işler reklamla meklamla o iş olmaz. Biz yıllardan beri destek verdik arkasındayız. Ama ben döndüm Refah'a döndüm kardeşim. Niye? Pişman mı derken yanlış yaptılar. Anladın mı? Pişmanlıkla olacak iş değil. Ama yanlış kim yapıyorsa, bu devleti kim soyuyorsa da, bu insanların hakkını kim yiyorsa da öyle kuru kuru koltuktan inip hadi sen devam et yok. Yargılanması lazım. Böyle bir kuru kuru yok. O işler öyle bedava olmaz. Ben bu kadar diyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim vatandaşım memnun dedi abi. Neyden memnunmuşuz? Reis sana şunu sorabilir miyim? Bir saniye ben bir konuşayım ondan sonra. İhner ya 5 kişiye daha abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi eyvallah baş tacı. Ona göre devam memnun dedi yani her şeyden memnun dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi abi ben memnun değilim. Şöyle memnun diyor. Ben ekonomi açısından vatanı satacak bir insan değilim para konusunda onu söyleyeyim. Ama halkın arasına inmeyip de sen burada gelip abicim ya uçmuş ya da marketler uçmuş. Daha yeni marketlere gidin denetleme işini yaptırıyor. Bundan önce baskı yaptırsaydı keşke bunlara. Ya yazık günah çünkü ev kirası 2000 lira. Asgari ücret 2800. Hadi sen geçin de ben mi göreyim? Hadi geçinin de göreyim. Var mı yanlış? Var mı yanlış? Var mı yanlış baba? Şimdi doğru doğru. 2800'e asgari ücret şu 2000... amcadan ne gelecek çok merak ediyorum ya. 1000 lira kira. Ya bu adam nasıl geçinecek? Nasıl ev alacak? Nasıl arabasını alabilecek? Nasıl çocuğu büyüyecek? Ya milletin aklıyla alay ediyorlar artık anladın mı? Bunlar milletin aklıyla alay ediliyor. Ya sadece Suriye mülteci mevzusu değil. Onlara varana kadar bak diyorlar ya 35 milyar dolar mültecilere para harcadık. Sana bir şey söyleyeyim mi?
Onun haricinde cebinden çıkan vatandaşın parasını kimse konuşmuyor ekranda. Ne biliyor musun? 500 milyonluk kira 1000 lira oldu. Ekstradan 500 milyon da insanlar cebinden para çıkardı. O 35 milyar dediği var ya 200 milyar geçmiş. O para var ya bu halka dağıtılmış olsaydı sana yemin ediyorum her şey güllük gülistanlık olurdu. Yani misafirperliyiz ama bak, öyle herkesle artist dolaştığı zaman da o işler öyle olmuyor. Kusura bakmayın yani. Varsa yanlış duyuyorsun. Evet, birçok sen şimdi biraz önce ne dedin? Reis yargılanacak dedin değil mi? Ecevit. Hayır, hayır kim şimdi. Yaparsa? Ya kardeş bak şimdi. Kim haksızlık? Bu ülke 22 senedir yönetiyorlar değil mi? Bu hayır, bu ülke 22 senedir yönet. Konuşmuyorum abi. Şu an konuşuyorum. Tam şu an ben de konuşuyorum. Bu ülkede yaşıyorum. Aynı seninle aynı marketi kullanıyoruz. Evet. Aynı yeri kullanıyoruz. Evet. Evet. Tamam bugün sıkıntı olabilir ama 22 evet. yıldır bu memlekette yapılanları evet. nasıl göz ardı ederiz ya? Abicim, ya abicim şunu diyoruz. Yani şunu ne konuştuğumu anlamıyor bak. Güzel konuştum. Benim de konuştuğumu sen anladın mı? Yok biraz önce dedin ki reis yargılanacak gibi söyledin de ben konuşuyorum abi ya. Şimdi bu adam dedi ki suçlu olan yargılanacak. Ki ben de altına imzamı atıyorum. Suçu olan, görevini kötüye kullanan, devletten para çalan kimse çatır 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 yargılansın. Çok net bir şekilde söylüyorum. Hiç partisi pırtısı, yaşı başı hiç fark etmeksizin. Bunu bir köşeye koydum. Bunu deyince abi niye reisin üstünü alıyor bunu ya? Hı? Yoksa sen bölücü müsün? Hı? Ne alakası? Reis sözü çıkmadı ki kimseden. Suçu olan dedi adam. Bak ben ne konuştum anlıyor musun? Yok anladım seni çok iyi anladım. Ben demedim ama... oğlum ben demiyorum. Dayı diyor valla. Gidin dayıya anlatın derdim. Başka yere konu çekiyorsun ama. Konuyu başka yere çekiyorsun ama. Ben şunu diyorum abi. Bu memlekette ben de dahil sen de dahil kim? Haksızlık vatanın eğer bu milletin 1 lirasına tenezzül ettiyse bu en tepedeki dahil. Abi yargılanması lazım. Neden? Allah için, Allah için bu yargılanacak dediğini, abi. Senin dediğini kim savunmuyor? Bu He? ülkede ben AK Partiliyim, tamam. ben de iyi AK Partiliyim. Teşkilatında da şunu savunuyorum. Bir aynı yoldayız, aynı tamam, mekandayız. Tamam, tamam. Bugün sıkıntılarımız var mı? Var. Eyvallah, ama bu çok ülkede sağ yapılanlar, yani bugün bu millete yapılan Esenler dedin değil mi? Evet. Mehmet Tevfik Göksu dedin. Evet. Mehmet Tevfik Göksu'dan önce de Esenler'de belediye başkanı var. Evet. Esenler'in bak biliyorum abi burada büyüdüm. Kentsel dönüşümün ilk başlangıcı Esenler'dir. Evet, Esenler belediye başkanımız bugün baktığımız zaman bütün çevre düzenlemesi dahil, sosyal evet. işler dahil birçok şeylere imza attı. Dönemi çok güzeldi. Ama... Son dönem hiç meydanda görmüyoruz abi. Evet doğru söylüyorsun. Hayır ben meydan. Evet. Kentsel dönüşüm olmayan yer mi kaldı abi, şimdi? Yeşil alanın kaldı mı senin? Şurada bir deprem oldu sen nereye kaçacaksın? Mehmet Tevfik Göksu'nun yeşil hangi yeşil alanla? Cevap verir misin? Hayır. Deprem olsa şuradan nereye kaçacaksın? Yeşillik alanın kaldı mı senin? Tamam bunun sorumlusu bugünkü Mehmet Tevfik Göksu mu? Tan Bey demiş ki biz bu ülkede torpille bir yere gelen iş bulan insanlar hükümet değişirse işlerinden olacaklar mı? Sence olmalı demiş. Bence kesinlikle olmalı. Ama böyle tak diye olmayacak muhtemelen. Part part olacak. Ve o zaman ben şu andan görebiliyorum. O zaman bazı insanlar şey de diyecek. Aa bak insanları işinden ediyorlar. Belediyelerde bu yaşandı. 10 bin lira 20 bin lira maaş alan çaycılar işten çıkarıldı. İki seçim arasında milletin hakkını yiyerek bir şekilde işe alınanlar işten çıkarıldı diye... Vay siz bakın milleti işten çıkarıyorsunuz, vatandaşı mağdur ediyorsunuz denildi. Yani bunlar yaşanacak bence. İşleri bakın adam hak ederek oraya geldiyse partisi pırtısı cartı curtu orasını bilmem. Ama birisi işe al dedi diye işe alındıysa birisi dürttüyse vesaire tabii ki o işten çıkarılmalı. Hak etmiyorsun çünkü kardeşim. İstiyorsan 10 yıldır orada çalışıyor. Şeyler denilecek çünkü. Ben 15 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Çok da sikim de lan. Yani sen oraya milletin hakkını yiyerek geldiysen. Yani biliyoruz değil mi? KPSS'de ne puanlar alıp atanamayan insanlar var. Niye? Şeyde eğlenmiş. Ne deniyor? Alıyorlar da karşılarına konuşuyorlar. Bak yine kelime unuttum. Mülakatta. Kim alınmış? 50 puan alan alınmış. Niye? Bilmem kimin tanıdığı. Oldu amına koyayım. Başka bir emriniz var mı? Bence hepsi temizlenmeli ama dediğim gibi bunlar bir günde, bir haftada, bir ayda yapılacak işler değil. Muhtemelen dalga dalga göreceğiz. Rinerya 10 kişiye daha abonelik hediye etmiş bu arada. Çok 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 teşekkür ederim. Toplam 40 kişiye abonelik hediye etmiş. Eyvallah abi. Çok sağ ol desteğin için.
Yani Mehmet Tekin Göksu hangi yeşil alanı ihlal etti? Hangi yeşil? Ben. Ya sen abi konuyu bırakın. Saptırıyorsun şu abi. Anda Esenler Belediye Başkanı. Sen. Bakın Esenler. Benim bu konuda valla ben hassasım. Sorulması gereken yerlere sorabildiğim yerlerde ya İmamoğlu'na sorduğum soruyu biliyorsunuz. Bütün partilere bunun yapılmasına karşıyım ben. Şu an CHP belediyesi burada diye CHP'lileri işe alırsa o da aynı düzen. Ne anladım ben bu işten? Yani MHP belediyesi MHP'ye ne anladım abi? Yani illa bir partili mi olmak, bir partiye yakın mı olmak lazım? Adam hak ediyorsa o işi, o işte çalışmak istiyorsa niye illa birinin önermesi, birinin ya da bu bizden falan demesi gerekiyor ya? Öyle bir iğrençlik ve bu normalleşiyor artık gerçekten. Herkes şey arıyor. İşte torpil. Niye? Çünkü normal bu artık. Sikiyim öyle normali. Bu kadar mı şerefsiz, ahlaksız olduk ya? Bu normal falan değil ki. Bu bayağı kötülük amına koyayım. Yani bu konuda konuşabileceğim bir Ekrem İmamoğlu'na sordum. Çünkü CHP'den, ya AK Parti'yi zaten biliyoruz da CHP'den şeyi duymuştuk. CHP'den işte bir başkan yardımcısı, il başkan yardımcısı. İşte %25 CHP, %20 İYİ Parti, işte geri kalanında İşkur falan gibi bir açıklama yapmıştı. Ben Ekrem İmamoğlu'na dedim siz mi yalan söylüyorsunuz, başkan mı yalan söylüyor dedim. Başkan yalan söylüyor dedi. Hani keşke bu insanlara da ulaşabilsek, sorsak, sorgulasak, herkese bunları sorma şansımız olsa. Ama işte dediğim gibi insanlar bunu normalleştirirse eğer bu sıradan bir şey haline geliyor. Bunun olmaması lazım. Bunu gördüğümüz yerde sisteme ayak uydurmak yerine bence tepki göstermek diye düşünüyorum. Soruma cevap ben sen benim soruma cevap vermiyorsun. Veriyorum. Sen veriyorum. Şu anda en büyük yeşil alanı Esenler Belediyesi sahibi oldu. Siz biliyor musunuz Hadımköy'ün o yeni askerinin oradaki alındığı alan dünyanın en büyük millet bahçesi yapacak. Millet bahçen mi vardı senin? Kim yapıyor gidecek? Orayı? Mehmet Tevfik Göksu yapıyor abi. Hadım gitti mi millet bahçesine? Hayır. Esenler burası ya. Esenler Belediyesi o bölgeyi aldı. Dünyanın en büyük konu millet bahçesini yapıyor orada. Abi bahçeyle bahçeyle bizim sakin bir işimiz sakin yok sakin ya. Nasıl? Şu anda konu o değil. Konu ne abi? Konu biz ne? Konu şu anda o değil. Bir dakika. Zeytin millet bahçesi be. Dayı biz zeytinyağı yükselmiş diyoruz. Sen diyorsun ki Mehmet Tevfik Göksu diyorsun. Ben tüm genel anlamda bir şey konuşuyorum. Biz bunlarla mücadele edeceğiz. Abi, biz bahçesine oturmak için zeytinyağını... para lazım ortada oturup çay içmek için değil mi dayı? Kuru kuru öyle oturmak. Bizim canımızı acıtmıyor mu? Acıtıyor. Ama memleket elden giderse o zeytinyağını bulamaz. Eski tüp kuyruklarını bırakın dayı. Millet şu an para bulup da tüp alamıyor tüp. Hayır öyle bir şey yok. Bakın çok şimdi bir dakika. Şimdi şu ama siz ben seni tanıyorum. Birçok yerde röportajlarını seyrettim Kanal Dünya olarak. Şeffaflığını biliyorum, vatanseverliğini de biliyorum. Vatanseverliğini. HDP'liye bir konuda torpilli polislik geldi. Parkura falan girmeden direkt polis oluyordum. Kabul etmedim demiş ismini vermek istemeyen izleyicimiz. Böyle estirmiş. Hani o sıkıntı neyse artık siz şunu söyleyin. Şunu diyoruz. Türkiye'nin partisiyse, mecliste Türkiye'nin partisi geçiyorsa saygı duyuyoruz. Bugün ülkemizde, dünyada oluşan global bir sıkıntı var. Ne ham madde sıkıntısı var. Bazı sıkıntılar var pandemiden dolayı. Ama bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan harici, şu an mevcuttaki olan liderler harici geldikleri zaman hiçbirisi bugün kadar güzel yönetemezler. Kriz anında bile. Hani bugün özellikle bu sıkıntılı anda. Aldın ya 100 lira olmuş 100 lira. AK Parti ne yapmış? Söyle bakayım AK Parti ne yapmış? Bu ülkede açığa, susuza herkese ekmek veriyor AK Parti ya. Şu sol tarafta bu arada Beton CHB grubunu görüyoruz. Bakalım Beton CHP'den ne açıklamalar gelecek. Sayın Bix, iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca, başlangıç seviyesinde Rusça biliyorum. Dün resepsiyonistlik için bir otelle görüştüm. 3000 lira maaş, yol parası yok, yemek parası günlük 10 lira. 10 lirayı bozdurup yesem daha iyi demiş. Geçmiş olsun abi. Ya iyi demişsin vallahi. 10 lirayı yesen daha çok doyarsın. Sokakta yatıyor ya. Valiliğin, belediyenin sosyal yardımlaşma fonuna gidip yardım istedin mi? Yardım ihtiyaç sahibi misin? Ne zekerim ayağıma gelecek? Bana iş versin. Ben niye devlete gidip yalvarayım ki? Bana iş versin. İş. AK Parti istemiyorum. Bir dakika. Evet. Bu ülkede AK Parti'den önce hükümetler de vardı değil mi? Her vatandaşına iş mi buluyordu? Daha dünyada görmemişim, göremeyiz de yani. Bırak abi ya. Siz bırakın. Siz bırakın. Ben Mardinliyim ben. Mardin'e kaç saatte gidiyordun AK Parti gelmeden önce? Kaç saatte? Adam gittiği köprüden para alıyor para.
Abi bu teknoloji yani nasıl ya? Wow. Mardin'e kaç saatte gidiyordun? AK Parti'den önce mi? Hani teknoloji, uçak, asfalt, yol falan. Yani ışınlanma çıkınca da şey mi yapacağız? Vay bizim partiye bak, ışınlanmayı getirdi. Önceden yürürdük ya. Gene mi orada gidiyorum? Uçağı anca havada görüyordun. Mardin'e şimdi gidiyorsun. İstediğin uçakla, istediğin otobüste gidiyordun. Kaç abicim, para? Kaç para? Kaç para? Kaç para? Kaç para veriyorum? Kaç para veriyorum ben? Mardin'in yolları, devlet, Mardin Havalimanı, Mardin Hastanesi, Mardin'in bütün ama sosyal hangi çağda yaşıyorsun? Hangi çağda yaşıyorsun? Hangi çağda? Adam benim, yaptı da ne oldu? Kaç para alıyor senden? Hangi çağda yaşıyorsun? Afrika'da da devletle evet, yönetiliyor. Hangi çağda? Ki yap işlet devlet işlerimizin bence başarısızlığı çok ortada ya. Ve üzüyor. Bu hepimiz de üzmeli zaten. Yani çünkü yap işlet devletin başarısızlığı sana bana giriyor. Atıyorum 100 bin geçecekse oradan adam 5 milyon garanti veriyor. İşte 4 milyon 900 binini kim ödüyor? Sen ödüyorsun, ben ödüyorum cebimden. Fırın yok mu? Fırın yapılsın demiş. Diner ya eyvallah abi. Frekansı diyor ki Bahadır Mansur Yavaş'ın açıklamasını gördün mü? Sanki ilk defa dairek için üstü kabı. Konuştuk abi bunları evet. Da yaşıyorlar. Hangi çadır yaşıyorsun? 20 sene önce Afrika ya bırakın bu fırınları bırakın bırakın bırakın. Bak bu kadar insanlar var. Bir tane savunan AK Parti savunan var mı? Savunan var mı? Bir kadar insanlar da bir tane AK Parti savunan var mı? Ben AK Parti'yi savunuyorum. Bak. Bak parlak zekalara bak. AK Parti'yi savunuyorum. Hepimiz ben memleketimi seviyorum. AK Parti'yi savunuyorum. Hepimiz memleketi seviyoruz. Hepimiz memleketidir. Bugün benim... Ama şu anda çıktım sıkıntı. Benim şu anda benim çocuk kirada oturuyor. 3 milyar para kira veremiyor. Nasıl olacak? Tamam Allah nasıl olacak? Geçecek bugün. Geçecek nasıl geçecek? Nasıl geçecek? Ya abi. Nasıl geçecek? Siz nasıl geçecek? Siz diyorsun geçecek nasıl geçecek? Tamam bir dakika. Bundan önce AK Parti geldiği günden bugüne kadar bu ülkeyi kötü mü yönetti? Evet. Kötü mü yönetti? Kötü mü? O zaman... Geldiği günden bugüne kadar bu ülkeyi kötü mü yönetti? Evet. Kötü yönetti. Bırak abi o zaman sizde siyaset konuşulmaz. Sizde memleket konuşulmaz. Konuşulmaz. Sizle evet, konuşur musunuz? Sizle konuşulmaz. Niye? Sizinle konuşur musunuz? Bizimle konuşulmaz. Ben konuşuyorum. Sizlere konuşur ama. Siz yani diyor konuşulmaz şeyden, diyorsun. Ama bazı şeyler ya dünya görüyor. Ha? Bugün diyorum ya bir çocuğu bay. AK Parti bu memlekette 20 abi. Yıldır hiçbir şey yapmadı. Hastane, abi, yol, postane. Şey hiç... Para. Hepsi sattı. He. Sattı, Türkiye'yi sattı. Neyi Türkiye'de sattı, ne kalmış? Türkiye'de ne kalmış, adam ne kalmış? Senin vergilerine kendine saray yapıyor, saray. Ne kalmış aynen, aynen. Sattığı bir yer söyle, sattığı bir şey söyle. Sattı, sattı, silah fabrikasını sattı, her şeyini sattı. Neyi sattı abi? Silah fabrikasını satmadı mı? Silah fabrikasını satmadı mı? Kime sattı? Katara satmadı mı? Silah fabrikası dediğin ne? Katara satmadı mı? Satmadı. Sattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak. Sattı. Kadına evet, sattı. Herkes burada bilsin. Sen gelip sattı mı satmadı? Abi bir özelleştirme süreci yaşadık ya bari bunları reddetmeyin lan. Bunlar hepimizin gözünün önünde yaşanan bilgili belgeli şeyler. Yani bunlar reddedeceğin şeyler değil. Sen F-35 projesine ortak oldun değil mi Amerika? Amerika silah fabrikasını satmış mı oldu? Oha aynı oha tamam okey. Evet. Tartışmaya girilmemesi gereken çar tespit edildi. F-35 silah fabrikasını biz ortağıyız, ortağı. Ortağıyız, anladın mı? Amerika silah fabrikası. Oyna hadi be ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abi. Çok iyi bence. Şu anda sıkıntılar var mı? Var. Ama bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinden başka, AK Parti'den başka daha güzel yönetecek ne bir lider var, ne bir siyasi parti var. Göreceğiniz. Yürü be çocuk ya. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ki ben bunu daha önce söyledim. Bunu söylemek Türk milletine ve Türkiye'ye hakaret etmektir. Yani biz 80 milyon insanız ve aramızdan bir tane yönetici çıkaramıyoruz demek. Biz 80 milyon aptal toplandık demek. Ve bu durum böyle değil. Ya dayı ne kadar kendini öyle görse de bence kesinlikle öyle değil abi. Evet. Bugün varsa. Bunu gördük. İmamoğlu'nu gördük. Şu an İmamoğlu. Akbil kaç para oldu paşam? He? 2,5 yılda Akbil'e ne kadar zam geldi? Aslan parçası biliyor musun? Bilmem ama dolar 9 lira 30 kuruş oldu. Dolar evet. Dolar 9 lira. Stan geldi herif. 9 lira
30 kuruş oldu. Dolar. Evet. Dolar niye 9 lira 10 kuruş? Dolarla ne iş yapıyorsun sen? Abi, dolarla mı çalışıyorsun? Evet, dolarla mı çalışıyorsun? Dolara göre artıyor. Evet. Abi bak. Dolar 9 lira olunca sende ne etki yarattı? Çocuk bile biliyor. Bir de adam diyor ki ben şu kadar yaşadım, şu yaşındayım, her şeyi gördüm. Ya karşındaki çocuk bile görüyor be. Ne yaptı? Abi, utanır lan insan. Abi, ne yaptı? Bir dakika Osman. Abi benim dinlen. Osman'cığım durun. Abi şimdi mesela. Dur hayatım. Ben bursluluğu kazandım 2020'de. Şimdi. Nasıl? Ben şimdi 2010'da bursluluk kaç dolardı? 70-80 dolardı. Şimdi 33 dolar. Peki şimdi, 33 dolar ne kadar ediyor aslan parçası? Söyle. 330 söyle lira. Ne kadar ediyor? 330 lira para ediyor. 330 lira ediyor. AK Parti gelmeden önce o 20 liraydı biliyor musun sen? Abi, 20 lira veriyordu derdi. Onunla bir çay içemiyordu. Sen anladın? Biliyor musun? 20 lira. Bir dakika. 20 lira sen neler alıyorsun? 500 Çocuk, oğlum çocuk o dönemde doğmamış ama alım gücünün farkında olduğu için 20 lirayla o dönemde neler alabiliyordun diyor lan. Ve karşısındaki hala devam ediyor yani. Çocuklar Allah yardımcınız olsun, ne diyeyim ya. Zor bir yolculuk olmuş ama. Part 2'si var öyle mi? Kanal